Hadis kitapları nasıl yazılmıştır? Cerh tadil metodu güvenilir bir yöntem midir? Bir kere cerh tadil dahil İslam ilimlerinin tamamının, bakın, beşer ürünü olan, beşerin içtihadının ürünü olan ve doğru yanlış olabilecek çalışmalar olduğunu bir kere bunu yerleştirmemiz lazım. Yani bu Allah'ın kitabı değil, vahiy değil. Son derece iyi niyetle bir hadis rivayet ettiği zaman birisi önüne gelen ağza olan konuşuyor dendiği gibi önüne geleni peygambere bir şeyler izafe etme önüne engellemek için Müslümanların muhtemelen diğer medeniyetlerde de var rical, istat. Bu da bize mesela istat sadece Müslümanlar has falan anlatılıyordu. Değil aslında yapılan araştırmalar Romalılarda bile istat benzeri sistemler var. Yahudilikte var. Oldukça gelişmiş. Ama şunu söyleyebiliriz. Müslümanlar kadar gelişmiş bir cerh tadil ve istat bilimi ve literatürü başka bir medeniyette yok. Bununla övünebilirler. Ama sonuçta bunlar da beşeri çabalar. Şimdi bu cerh tadil bilgilerinin çoğu zaten ölmüş insanlar uygulanıyor. Şimdi genelde muhaddisler kendi dönemindeki bir takım insanlardan alıyor. Bunu alırken tabii ki genelde zaten ilmiyle vesairesiyle Müslümanların itibar ettiği kimselerden alıyor. Yani diyelim mesela Ahmet bin Hanbel müsnedini yazmaya karar verince o dönemde meşhur olan dev kitaplar var. Önce gidiyor onların rivayet hakkını almaya çalışıyor. Yemen'e gidiyor mesela Abdurrazak Sanalı. Onun musannefi var. Bugün batılı vaziyette elimizde. Tabii dediğim gibi hiçbirisi kendi el yazması değil. Abdurrazak'ın musannefinin kopyaları İstanbul'da, Köprülü'de galiba bir nüshası. Bunlar yayınlandı. Bunların rivayet hakkını alıyor. Oradan onlardan seçerek kendi kitabını yazıyor. Mesela Müslim, Sahih Müslim'in çok büyük bir kısmı, yanlış hatırlamıyorsam 1/4'e yakını belki, tamamen İbn Ebi Şeybe'nin musannefinden alınmıştır. İbn Ebi Şeybe'nin musannefi de bugün elimizde. Oradan kitabı önüne koyuyor. Buradan kendisine göre daha sağlam güven. Dolayısıyla literatür olarak birikimsel bir şey. Aynı şey cerh tadil içinde. Yani önce yavaş yavaş bu başlangıçta zaten böyle bir şey yok. Giderek tabi'in, hatta tabiinden sonraki dönemde özellikle siyasi kargaşalar, mezhepler, mezhep taassubu, efendim çekişmeler olunca insanlar kendi konumlarını pekiştirmek için yavaş yavaş hadis uydurma gündeme geliyor. Buna karşı da tedbir olarak herkesin kaynağı sorgulanıyor. Ama diyelim hadis kitapları Ahmet bin Hanbel ile peygamberimiz arasında 4-5 nesil var. Şimdi bununla doğrudan peygamberimize ulaşamaz. Ne yapacak? O 4-5 nesil inceleyecek. Peki bunu nasıl inceleyecek? Mecburen o konuda kendinden önce yazılanlara, yani aynen hadisleri nasıl kendinden önce yazılmış hadis kitaplarından özetleyerek yazıyorlarsa, bize anlatıldığı gibi tek tek gidip onları dinleyerek değil. Bunları Fuat Sezgin'in kitabı çok önemli. Müslümanların baştan beri yazılı hadis malzemesine dayanarak kitaplarını yazdığını iddia ediyor Fuat Sezgin Hoca. Cerh tadil de öyle. Yani erken dönemde bu kişilerle ilgili yavaş yavaş bilgiler toplanıyor. Mesela bu konuda ilk sistemli çalışmalardan bir tanesi İbn-i Sad'ın tabakatı. Orada sahabe, tabi'in, tebe-i tabi'in kendisine kadar bilgi veriyor. Daha sonra işte başka tabakat kitapları yazılıyor. Giderek nasıl hadisler dev kitaplarda toplanıyorsa, yeryüzünde mevcut olan bütün rivayetler, cerh tadil bilgiler de toplanıyor. Mesela Buhari'nin de tarihi kebiri var. 30 bin, belki 30-40 bin girdi var içerisinde mesela. Dev bir kitap. Buhari bunu kendinden önceki yazılmış olan kitaplardan derleyerek yazıyor. Sonra yazanlar da Buhari'nin kitabı dahil, yani herkes kendinden önceki cerh tadil ile ilgili kim yazmışsa oralardan ediniyor. Bu bilgiler de hadis rivayetlerinden farkı yok. Hatta belki hadis rivayetlerin isnatları daha sağlam ama cerh tadil bilgileri isnat açısından bakıldığında hadisler kadar da güvenilir değil. Dolayısıyla rical bilgilerinin birçoğu o yüzden çelişkili de olabiliyor. Aynı şahıs hakkında bakıyorsunuz bir hadisçi göklere çıkarırken öbür yerin dibine geçirebiliyor. Veya birisi kafir derken biri şey yapabiliyor yani. Bu kadar farklı değerlendirmeler var. Dolayısıyla yani cerh tadil meselesi en zor alanlardan bir tanesi. Kişisel tercihler büyük rol oynuyor. Burada en azından bugün için mesela cerh tadil veya tabakat kitaplarındaki bilgilerin mutlaka çapraz kontrollere tabi tutulması lazım. O bilginin kaynağının sorgulanması lazım. Yani bir örnek vermeden geçmeyelim. Mesela İmam-ı Azam'ın talebesi Nuh bin Ebi Meryem. Mesela bu zatın her Kur'an suresinin faziletine dair bir hadis uydurduğu söylenir. Bütün kitaplarda bu yazılır. Ama Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarihi Babanzade yayını hazırlarken Şeyh Saadettin Efendi'mi emin değilim şimdi ilk cildinde bunları anlatıyor. O bu zatla ilgili bu iddianın incelenmesi gerektiğini söylüyor onlara. Onlar da bir araştırma yapıyor ve gerçekten de bu bilginin Hakim Neysaburi'nin hocasından önce kaynaklarda olmadığını, bunun
hakimin hesabının hocasından sonra gündeme geldiğini ve bu bilginin oldukça tartışmalı olduğu sonucuna varıyor. Sonra Kamil Miras, bu kitabın şerhini Babanzade'den sonra üstlenen Kamil Miras, o da benzer bir inceleme yapıyor. İkisi de Tecid-i Sarih'in birinci cildinde muhtemelen orada var. Sonra biz burada master doktora dersleri esnasında şu anda hocamız olan burada Recep Gürkan Göktaş hocamız. O bu konuyu dedim ki sen bir daha kaynakların ışığında yeniden incele ve o da inceledi. Aşağı yukarı aynı sonuca vardı. Yani buradan Nuh bin Ebi Meryem'le ilgili bu iddianın aslının olmayabileceği sonucu çıktı. Dolayısıyla Cehtadi Tabakat kitaplarında her söylenen söz mesela diyor ki kezzap diyor, yalancı. Neye göre yalancı? Delilin ne? Veya bu adam diyor sapık diyor mesela. Ne? Bir de başka problemler de var Cehtadi. Mesela adam belli bir mezhebi varsa kendi mezhebinin dışındakiler herkesi damgalayabiliyor. Yani işte bu diyor kaderidir. Kaderi olmak niye suç? Veya mutezili olmak niye suç? Şii olmak niye suç? Efendim deniyor ki, deniyor ki işte o mezhebi için hadis uydurabilir. Peki sünni uydurmuyor mu? Hadis uydurmada sünnilerin eline hiçbir mezhep su dökemez. Bakın size söylüyorum. Hadis uydurmada hiçbir mezhep sünnilerin eline su dökemez. Niye? Çünkü diğer mezhepler genelde mezhep bağlamında, yani itikadi mezhepse, siyasi mezhepse o bağlamda hadis uyduruyor. Ama soruyorum ben, Kur'an surelerinin faziletine dair hadis uyduranlar hepsi Şii mi? En çok da kussas dediğimiz, halk vaizi dediğimiz, efendim halkı galeyana getirmek için böyle duyulmadık şeyler aktarmaya çalışanlar, bunlar binlerce. Şehirlerin fazileti, ülkelerin fazileti, ırkların fazileti, dillerin fazileti, ibadetlerin fazileti. İnan bunlar mesela mezheple alakası olmayan, genelde dediğim popüler halk kesimin uydurduğu ve tekrar söylüyorum uydurma hadislere dair literatürü incelerseniz burada ehli sünnetin dışındaki mezhepler çok masum kalır. Esas hadis uydurmada en aktif olanlar ana omurga gövde dediğimiz sünni dünyadır. Pek çok konuda mezhep konusunda da uydurmuştur. Şimdi mesela ümmetimden Muhammed bin İdris diye bir adam çıkacaktır. O şeytandan ümmetime daha zararlıdır. Şimdi böyle bir hadis. Seyahrucu min ümmeti raculun ismi Muhammed bin İdris fehu ala ümmeti adaru bin iblis. Şimdi bunu Şia mı uydurdu? Yok, bunu belli ki Şafiileri sevmeyen muhtemelen ya Hanefidir ve rakibi kimse Şafilerin, bunları uydurmuştur. Hanefiler durur mu? Veyahut da mesela Malikiler durur mu? Alimul medineti yemlevul arda ilmen. Medine'nin alimi yeryüzünü ilimle doldu. Burada İmam Malik bak diyor bizim imamımız. Hanefiler de durmuyor. Lev kâne dînü bi Süreyya letanâvelehu raculü min ehli Fâris. Din Süreyya yıldızında bile olsa Fâris'ten acem ya imama oradan biz bunu alacak. Herkes mezhebini şey hadis uyduruyor. Hanefiler uydurmuş, Şafiler uydurmuş, Malikiler uydurmuş, Hanbeliler uydurmuş, efendim Sufiler uydurmuş. Zaten hadis uydurmada Sufilerin eline kimse su dökemez. O konuda da mutlaka izleyicilerimizin ellerinin altında bulunması gereken bir kitaptan, yine Diyanet Vakfı yayınlarından, tasavvufun temel öğretilerinin hadisteki dayanakları. Bu kitap Doktor Profesör Ahmet Yıldırım'ın, şu anda Yıldırım Bayezid'de, hocamızı da mutlaka konuk etmenizi öneririm zaten. Orada tasavvufu tasavvuf yapan, tasavvufun kuruluşunda rol oynayan 500 civarında rivayet, tek tek bunlar hangisi sağlamdır, nerededir, inanılmaz aydınlatıcı bir kitap. Bu kitap elinize altında bulunduğu zaman hangi tasavvuf kitabını okursanız okuyun, hatta Risale-i Nur'ları okuyun, orada bir hadis geçtiği zaman onun nerededir, sağlamdır, hemen orada şey gibi nedir, maymuncuk gibi bulabilirsiniz. Bu kadar önemli bir çalışma. İmam Gazali'nin kitaplarında 1000'e yakın hiçbir kaynakta isnadı dahi olmayan rivayetler var. Bunlar Subki, Tabakat-ı Şafiyesi'nde, bunların hepsi, ben çok bilgiçlik, malumat furuşluk yapıyoruz izleyicilerimiz ama anlattıklarım hepsinin dokümanını, kaynaklarını ya alternatif hadis metodolojisinde veya İslam düşüncesi hadis metodolojisinde, bunların hepsi kaynaklı olarak nereden aktardığım var. Yani hepsi bunlar gelenekte olan şeyler. Dolayısıyla yani bu konuda cerh tadil konusunda olsun, diğer konularda olsun, geleneğimize tekrar bir eleştirel gözle bakmamız lazım.